Merhaba, Artı Gerçeğe hoş geldiniz. Bugün 21 Şubat 2020. Evet, bundan tam 76 sene önce bugün Fransa'da, Paris'te aralarında Misak Manuşyan'ın da bulunduğu 23 devrimci, 23 komünist, 23 direnişçi Naziler tarafından kurşuna dizildi. Bu nedenle de 21 Şubat Fransa'da anti-emperyalist gün olarak kutlanılır. Dinlediğimiz şarkı da Kızıl Afiş'ti, yazarı, şair. Louis Aragon, söyleyen de Leo Ferre'ydi. Şimdi üç kişiden söz edeceğim size. Birinci kahramanımız Misak Manuşyan. 1906 doğumlu, 1944'te dolayısıyla 38 yaşında aramızdan ayrılmış, Naziler ayırmış onu. Burası Fransız televizyonu değil, Ermeni televizyonu değil ama Misak Manuşyan Adıyaman'dı. Adıyaman doğumlu. Hatta ben bir yazımda Hrant Dink'in abisi olur kendisi diye yazmıştım. Annesini babasını 1915 soykırımında kaybetmiş. Demek ki 9 yaşındaymış o zaman. Suriye üzerinden Lübnan'a sürülmüş. Orada bir öksüz yetim yurdunda kalmış. 1934'te Paris'e gelmiş. Çok ilginç bir adam. Aslında edebiyatçı. Şairliği var, yazarlığı var. Edebiyat dergisi çıkarmış. Benim en çok hoşuma giden yanlarından biri de Fransa'nın herhalde üç büyük şairi Baudelaire, Verlaine ve Rimbaud'u Ermenice'ye çevirmiş. Manuşyan gerçek anlamda bir kahraman. Fransız Komünist Partisi üyesi. Arkadaşlarıyla ki aralarında İspanyol, İtalyan, Musevi, Polonyalı, Macar 23 kişilik grup. Bu sabotaj grubu Nazilere çok zarar vermişler. İşgal altındaki Paris'te ve Fransa'da çeşitli sabotajlar yapmışlar. Ve bunların yakalanması için de işte bu gördüğünüz afişi basmış Naziler. Bunlar mı kurtarıcı? Bunların hepsi yabancı. Yabancı güçler falan diye Naziler Fransızlardan soğutmaya çalışmış ama şiir de aksine bunların ne kadar yurtsever olduğunu gösteriyor. İkinci kahramanımız bu şiiri yazan Louis Aragon. Aragon da Fransa'nın en önemli, en büyük şairlerinden birisidir. 1897 doğumlu, 1982'de aramızdan ayrılmış. Aragon'un en meşhur, yanılmıyorsam Türkçe'ye de çevrildi, kitabı, şiir kitabı Elza'nın Gözleri. Elza Triolet, o da yazar. Elza Triolet aynı zamanda Lili Brick'in kız kardeşi. Lili Brick kim diyeceksiniz? O da Mayakovski'nin eşi ya sevgilisi. Aragon'un bu şarkısı yani Fransa'da sadece 21 Şubat'ta değil, çok sayıda Fransız şarkıcı tarafından söylenmiş. Üçüncü kahramanımıza geçiyoruz. Bu şarkıyı söyleyen Leo Ferre. Leo Ferre de 1916 doğumlu, 1993'te o da aramızdan ayrılmış. Gerçek anlamda anarşist bir şarkıcı. Ne tanrı ne efendi, anarşistler gibi çok önemli şarkıları var. 21 Şubat günü Artı Gerçeğe böyle bir giriş yapalım dedik. Evet, şimdi bu haftaki programımıza geçelim. Önce stüdyo katılımcısı Erk Acarer, Artı TV programcısı. Erk merhaba. Merhaba hocam. Nasıl buldun? Harika ama şurada bir söz var. Bir devrimci sözü. Ben hiç Alman öldürmedim. Sadece Nazi vurdum. Bu da Manuşyan'ın bir şeyi. Evet, yani, şiirde yani, de zaten şarkı da şöyle bir şey, şöyle bir dize var. Onlara girmedim. Hiçbir nefretim yok Alman halkına diyor. Yani o çok önemli. Aynen öyle. Her Alman Nazi değil, her Nazi Alman değil. Evet. Evet, bu akşamki programda üç konuyu ele alacağız Artı Gerçek yazarlarıyla. Kaçınılmaz olarak bu haftanın herhalde en önemli olayı bu Silivri'deki hukuk katliamı mı diyeceğiz, adalet katliamı, yargı katliamı. Artık ne diyeceğimizi de çok bilemiyoruz ama. Evet, önce o meseleyi ele alacağız. Mehveş'e bağlanacağız birazdan. Mehveş Evin Artı Gerçek yazarı. Sonra Armağan Kargılı bize gizli duruşmasının ve genel olarak Türkiye'nin dünya basınında, global medyada nasıl yer aldığını anlatacak. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde yine bu hafta çok sık gündeme gelen, tartışmaya gelen... Savaş. Darbe söylentileri. Evet. Onu da İnci Hekimoğlu bu konuda çok güzel bir yazı yazmıştı. Onu açacak.
Son Skype katılımcımız da senin de söylediğin üzere savaşla ilgili olarak Koray Düzgören Suriye'deki belki Libya'daki de son gelişmeleri alacak. Hazırsa Mehveş evini alalım. Merhaba. Mehveş merhaba. Sen bu hafta oldukça yoğun bir şekilde sağa sola gittin. Bunlardan bir tanesi de Silivri'ydi bildiğim kadarıyla. Bize önce bütün bu karar, iki karar daha doğrusu, önce iyi bir karar sonra kötü bir karar. Bu karar alınmadan önceki oradaki ortamı betimleyebilir misin? Tabii ki. Salı günü Silivri'de Gezi davası duruşmasındaydım. Aslında herkes ceza bekliyordu. Çünkü savcı da esas hakkında mütalaayı vermişti ama şimdi bu teknik terimlere girmeden önce izleyicileri de şunu anlatmak lazım. Yani neden ceza bekleniyordu ve neden bu beraat kararı Turgut Kazan'ın deneyimli hukukçu, avukat Turgut Kazan'ın deyimiyle asla ve asla bir yargı kararı değildi. Bunu anlamak lazım. Birincisi şüphesiz iddianamenin hazırlanması, dayandırıldığı fezleke, cemaatten yargılanan polislerin hazırladığı bir fezlekeydi. Ve pek çok sanık, orada 16 sanık yargılanıyordu. Zaten daha önce Mücella Yapıcı gibi bazı bunun gibi suçlamalardan yargılanıp beraat etmişti. Şimdi Osman Kavala'nın tutukluğu da özel bir yer aslında. Onu zaten ayrıntısıyla konuşacağız. Osman Kavala tutuklandıktan sonra bir seneye aşkın bir süre, 15 aya yakın yanlış hatırlamıyorsam iddianame yoktu ortada. Yani neden Osman Kavala tutuklu bunu dahi bilmiyordum. Gezi davası, Gezi iddianamesi kabul edildi. Bu yaz duruşmalar başladı. Ve ilk etapta işte savunmalar alınırken zaten mahkeme heyeti değiştirildi. Birkaç duruşma sonrasında. Mahkeme heyetinin değiştirilmesi üzerine tanıklar vardı, tanıkların dinlenmesi, bir bazıları dinlendi. Bir tane tanık ki akli dengesinin yerinde olmadığını kendi söylüyor. Bu arkadaşın talebi kabul edildi ve kapalı duruşma yapıldı. Yani nedir? Avukatlar birebir soru dahi soramadı. Bu da hukuka aykırıydı. Yani o kadar çok şey var ki ben sadece belli başlı çok vahim olanları söylüyorum. Çünkü baştan aşağı bir rezalet diyebiliriz yani evet. Tüm Gezi davası. Mehveş hemen bir şey sorabilir miyim? Evet. Açıkçası ben anlamadım. Duruşma günü gerek hakimin tutumları, işte arada silahlı jandarmaların bir ara salona girmesi, hakimin ne avukatlara ne sanıklara rahatça savunma hakkını vermemesi, evet. Senin şimdiye kadar anlattığın şekilde büyük bir ihtimalle mahkumiyet kararının öncüsü olarak herhalde değerlendirildi. Sen nasıl açıklıyorsun bu kadar bu sert tutumun şeyi ne olabilir, anlamı ne olabilir? Şöyle bir acelecilik vardı. Bundan önceki duruşmada da benzer gerilimler yaşandı. Avukatlar çünkü usul yönünden özellikle bu gizli tanık olmadığı halde kapalı dinlenmesiyle ilgili çok ciddi itirazlarda bulundular. Benzer şekilde yine hatta Sezgin Tanrıkul da dışarı çıkarılmak istedi. Yani aynı gerginlikler yaşandı. Bu aceleciliğin sebebini aslında bu karar verilmişti ama herkes bu kararın bir ceza, bir tutuklulukla devam edeceği şeklinde yorumladı. Ama aramızdan bazıları da Ankara ile bağlantılı olanlar da hayır aslında beraat kararı verildi. Çünkü neden? Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili ahim kararı vardı. Ve 10 Mart'ta artık yani daha fazla uzatmaları oynayamadan bu süre doluyordu. Ya statüsünü değiştirecekler, hükümlü olduğu için ahim kararı yok sayılacak denildi ama tam buna da girilemedi. Bunun yerine herhalde yani farazi konuşuyoruz, gördüğümüz şeylerden üzerine konuşuyoruz. Biraz da hukukçuların yorumları üzerinden konuşuyoruz, buraya varıyoruz. Gezi davasını daha fazla sürdüremeyeceklerini fakat Osman Kavala'nın tutukluluğun devamı. Şimdi burada birkaç farklı teori var. Birincisi Osman yani yargıda bir şeyler oldu. İlk etapta zaten bu beraat kararı yani o kadar beklenmedik bir şeydi ki mahkeme heyetinin tavırları hem kaba hem küstah
hem hukuka aykırı. Yani şöyleydi, sanıkları çağırıyordu kürsüye, son sözün nedir? Böyle konuşuyordu. Yani neredeyse idam mangasına gönderici bir havada. Ondan sonra da büyük bir aceleyle beraat kararı okundu. Beraat kararı da o yüzden anlaşılamadı bile. Tamam, bu beraat kararından sonra da zaten Osman Kavala'nın tam taşlı tahliyesine hazırlanırken akşamleyin tekrardan gözaltına alındığı kararı geldi. Şeye döneceğim, hani teori kısmına döneceğim. Çünkü mesele bir yandan hani bu Cumhurbaşkanı'nın kararı, Osman Kavala da avukatları da benzer biçimde açıklama yaptılar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan istemedi ve Kavala tahliye ettirilmedi diye. Bir yandan da şöyle de bir durum var. Gezi'nin Gezi'deki beraat kararından sonra sosyal medyada Soros etiketiyle açılan ve sadece yandaş, iktidar yanlısı hesaplardan değil, başka hesaplardan da açılan bir yani işte Soros'un Türkiye Şubesi'ni serbest bıraktılar şeklinde bir baskı oluştu. Ertesi günkü gazetelere de baktığımız zaman aslında birazcık oradan da okumak mümkün. Özellikle Yeni Akit'in ve Sabah'ın yazdıkları şeyler tam da bunu karşılar nitelikteydi ve sanki yargıda bir şey oldu. Ve Kavala'yı serbest bıraktılar. Hani korkunç bir hukuksuzluk yaşandı gibi. Mehveş, burada hemen bir araya bir girebilir miyim? Evet. Çok iyi bir şekilde takip ediyorsun, yani daha doğrusu anlatıyorsun. Arada değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manevra sonucunda bırakmaya kalkıştılar yahut kalktılar doğru diye bir deyim var. Şimdi bu açıklama, çünkü biliyorsun bazıları da aslında Erdoğan ilk başta tahliyesini ve beraatini istedi, sonra vazgeçti şeklinde. Genel olarak senin temasta olduğun çevrelerin, özellikle hukukçuların, avukatların yargı içerisinde bir çelişki olduğu yolunda mı, yoksa hala her şeyin tek elden yönetildiği yolunda mı? Eğer Osman Kavala tekrardan tutuklanmasaydı ilk dediğiniz geçerli olurdu. Yargı içinde bir şeyler oluyor, bürokraside bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor. Bu illaki ay iklim değişti, her şey harika oldu anlamında değil. Tabii. Fakat Osman Kavala eğer serbest kalsaydı gerçekten de bir değişim yaşanıyor. Ne olduğunu da o şekilde belki değerlendirecek. Fakat şimdiki pozisyonda sanki Erdoğan'a rağmen bir şey yapıldı ve ondan sonra da hak yerini buldu tırnak içinde ve Kavala tekrardan tutuklandı havası estiriliyor. Bu sadece Erdoğan'ın, benim söylemek istediğim şey şu, bu karar önceden verilmiş olabilir ki Banu Güven bunu yazdı. Bu karar önceden, yani hem beraat hem tekrar tutuklama 15 Temmuz'dan daha önce Osman Kavala'nın re'sen tahliye edildiği dosyadan tekrardan tutuklanması önceden verilmiş bir karar olabilir. Ya da duruma göre o gün içerisinde, akşam içerisinde karar verilmiş bir şey olabilir. Bir şey daha sorabilir miyim? Tam olarak bilemeyiz. Bu bütün beraat kararı veren hakimler hakkında HSK'nın soruşturma açmasını nereye koymak lazım? Bütün bu anlattıkların çerçevesinde. Ben açıkçası biraz yani oyunun bir parçası gibi de görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü o hakim, o mahkeme heyetinin aslında beraat ettirme hiç niyeti yoktu. Bunu herkes biliyor. Ama zaten kendi iradeleriyle bir karar alacaklarını düşünmediğimiz bir heyetti. Yani bu soruşturma da açılmış olabilir ama yukarıdan gelen talimatlara rağmen bir şey yapıldığını zannetmiyoruz. Benim en azından konuştuğum hukukçular, siyasetçiler, sizlerin de dinlediğiniz pek zannetmiyorlar. O anlamda değil ama sadece şunu bir yana koymak lazım. Bu sadece Erdoğan'ın tek başına aldığı kararlar değil, etrafında da bir takım klikler var. İşte Pelikancılar falan, onları gayet iyi bilir, belki anlatır. İşte Pelikancıların, ulusalcıların, bir takım çevrelerin aslında sıkışmışlıkla, çünkü yani şunu da konuşmuyor muyuz? Yani bir sıkışmışlık var, bir ekonomik kriz var, bir savaş var. Bunlara hiç girmeyeceğim şu anda ama
bir yönetememe sorunu var. Ama bir yandan da bu olup biteni sadece hukuksuzluk, ağır hukuksuzluk demenin ötesine geçti bence. Demirtaş kararını da aynı dosyadan tekrar tutuklanan Demirtaş'ı atalım. Neredeyse Atilla Taş'tan beri bu uygulamayı yapıyorlar. Yani Mehmet evet. Şöyle Atilla Taş'la başladılar. İşte senin söylediğin Demirtaş var. Sonra avukatlar. Eren Erdem yok mu? Avukatlar davası. Eren Erdem, Ahmet Altan ve en son geldiğimiz nokta burası. Yani bu şöyle de değerlendiriliyor aslında. Yeni bir boyuta geçti ve insanlar üzerinde çok büyük bir psikolojik işkence uyguluyorlar. Bu da evet. Oyunun bir parçası gibi değerlendiriliyor. Ben söylediklerine aynen katılıyorum ve çok güzel özettin de bu noktada belirtmek isterim yani. Hem fikiriz. Çok doğru söylüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Yani aslında o yüzden de biraz yani ağır oldu belki ama yani bu soğukkanlı politik manevra, yönetememe sıkışmak, işte öngörülemezlik yaratmanın ötesinde sadistik bir hal evet. aldı. Ve yani hukuk normlarının hiçbir şekilde işlemediği bu duygunun yaygınlaşmasına neden oluyor. Hiçbir vatandaş için artık bundan sonra yani biz sembol davalar üzerinden konuşuyoruz. Pek çok dava var. Bizlerin de takip edemediği evet. insanların çok ağır hak hukuk ihlallerine uğradı. Ben bunları çok uzatmayayım. Benzer bir şey Büyükada davası. Ha onu soracaktım ben de tam. Ertesi gün değil mi? Ertesi gün oldu. Şimdi Büyükada davasında da kısaca hatırlatalım. Zaten Af Örgütü Onursal eski başkanı Taner Kılıç FETÖ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ondan sonra serbest bırakıldı. Tam bu Rahip Brunson falan filan hikayeleri olduğunda. Yani bir yandan bu insanların durumu özellikle Af Örgütü gibi uluslararası kurumların, Osman Kavala gibi uluslararası tanınırlığı olan kişilerin, Selahattin Demirtaş gibi bir politik kimlik. Bunlar hep aslında bir yandan da Avrupa Birliği'yle konuşulan meseleler. Onu da bir kenara ayıralım. Büyükada'da Taner Kılıç baylok kullandığı iddiası en elde tutulabilecek bir kişiydi. Kullanılmadığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporuyla da kanıtlandı. Buna rağmen Büyükada'daki işte 11 hak savunucusunun bir araya gelip bir atölyede yaptıkları ve casusluk meselesi diye adlandırılan darbe sonrası bir darbenin devamı gibi adlandırılan manşetlere çıkan bir hikaye vardı. İki dosya birleştirilmişti. En son çarşamba günü savunmalar verildi. Ceza isteniyor tekrar. Hiçbir kanıt yok. Tekrar hiçbir kanıt yok. 3 Nisan'a ertelendi. Bakalım ne olacak? Orhan Gazi Ertekin, yargıç, Gezi ve Büyükada için yargı fantezisi, adli yargı fantezisi demişti. Bunun ötesinde bir durum yaşıyoruz maalesef. Evet, yani Silivri'deki Kavala davasında ilk başta Emir Demir'i kesti anlaşılan, sonra Demir savcıları, hakimleri belki kesti. Belki de baştan biliniyordu. Ya da belki de bir süre sonra bilecek. Yani senin bütün bu anlattıkların evet. gelecekte mahkemelerde suç olarak ele alınması gereken şeyler. Bunların hepsi suç. Yani yasaya göre, hukuka tabii göre öyle. Suç. Mehveş çok teşekkür ederiz. Başka ben ekleyeceğim bir şey yoksa. İyi akşamlar. Erk not aldım ben bu ara. Mehveş sana pelikan uzmandır dedi. Penguen ve flamingolardan da anlar mısın? Yani söyledikleri çok doğruydu. Bir de çok iyi derledi Mehveş'in topladı. Mehveş'in çok iyi derledi topladı gerçekten. Ben başından beri şunu düşünüyorum. Bir kere bu iktidar, saray rejimi ve AKP iktidarı birbirlerine günahlarından bağlı yekpare bir iktidar. Şimdi bunu böyle koyalım. Ama 1000 yıllık bir devlet geleneği var.
bu tip kliklerin olması. Hani sadece Pelikan'dan söz etmiyoruz, ulusalcılardan da söz ediyoruz, Kemalistlerden de söz ediyoruz. Böyle klikler varsa da bunların olması çok doğal. Fakat ben çok büyük bir etki, Meyveş şunu söyledi mesela, Sabah'ı söyledi, Akit'i saydı. Üstüne Yeni Şafak'ı ekleyeyim ki tahliye kararından sonra en çok baskıyı yapan Yeni Şafak'tı genel yayın yönetmeniyle beraber. Biz zaten oralarda bir şey olacağını anlamıştık. Ama şöyle de düşünmek gerekiyor. Yani hani Pelikan çok fazla baskı yapıyor diyorlar. Fakat biz fotoğraflarda boy boy Pelikan Yalısı'ndan Erdoğan'ın da talimatlarını, Erdoğan'ın da yakınlıklarını gitti, görüyoruz. Ziyaret etti değil mi onları? Bunlar Boğaz'da bir villada mı? Aynen öyle. Yani en son fotoğraf budur. Yani Erdoğan Pelikan Yalısı'na gitti. Boğaz'daki yalıya niye gitti. Niye Pelikan demişler onu biliyor musun? Ziyaret etti. Bilmiyorum. Hayvan sevgisinden. Bilmiyorum. Yani başından beri işte o Davutoğlu kliğinden beri bir şey, bir pelikan kondu. Penguen deseler daha doğru olmaz mı? Penguen şimdi medyaya giriyor. Yani aslında burada da tuhaf bir şey var. Ben bunu şey diye yazdım bir ara, işte 2P bir S ile devlet yönetiyorlar. 2P penguen, pelikan, Süleyman Soylu. Süleyman Soylu 2S eder ama SS eder. Yani bir S çıkardım işte çok şey yapmasın diye. O Fado Fiesta futbolu uysun diye. Deminki soruma cevap geldi. Pelikan bir yerden kaynaklanıyormuş. Reji bilgilendirdi bizi. Neydi, bir daha tekrar eder misiniz? Ha, Pelikan dosyası diye tabii, bir film varmış. Tabii. Oradan şey oluyor. Tamamen sanal yani. Tabii sanal. Yani böyle çok bir anlamı yok. Pelikan dosyası. Dalmayalım fazla Pelikan'a. Çünkü bu Gezi duruşmasının, Kavala duruşmasının dünyadaki yankılarını nasıl değerlendirildiğini Armağan'dan alacağız. Armağan Kargalı, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, her zamanki gibi yine çok yoğun bir hafta geçti. Yoğun hafta geçince Türkiye'de, global medyada da çok sayıda Türkiye haberi oluyor. Bu hafta onları sen derleyecektin, dinliyoruz. Evet, bu hafta sen sunuculuk görevini alınca dünya medyasını toparlamak da bana kaldı. BBC'den başlayalım. Aslında şöyle söylemek lazım. Bütün dünyada bir kere bütün dünya medyasında neredeyse benim taradığım kadarıyla haber oldu. Osman Kavala'nın serbest bırakılıp yeniden tutuklanması. Çoğu tabii ajans mahreçleriyle geçti. Son dakika bilgisi olarak geçti. Televizyonlar verdi. İşte internet siteleri verdi. BBC örneğin Türkiye beraatten saatler sonra insan hakları aktivisti ve iş insanı Kavala için yeniden tutuklama kararı verdi diye duyurdu. Ve şöyle dedi, devlet medyasına dayandırarak bu iddiayı söyledi. Hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan olduğunu söylüyor devlet medyası yeniden tutuklama kararının diye duyurdu okuyucularına, izleyicilerine. El Cezire yaklaşık aynı başlıklarla duyurdu. Aynı zamanda işte televizyonlarda altyazı olarak da geçti bu haberler. Yine CNN aynı şekilde benzer başlıklarla duyurdu. Beraat'ten hemen sonra tutuklama kararı diye. El Cezire şunu ekledi. Daha önce Gezi'den yargılanıyordu ama ardından darbeye teşebbüsten tutuklandı diye. Deutsche Welle Alman medyasından yine benzer bir başlıkla Beraat'ten hemen sonra tutuklama kararı diye duyurdu. Amerika'dan New York Times aslında en yorum başlığı o verdi. Önce bir özgürlük işareti geldi. Ardından yine cezaevi göründü diye duyurdu o da okurlarına. Financial Times'ta haberdi yine Kavala'ya yeniden tutuklama kararı diye. Yani hani hangi işte en küçüğünden en büyüğüne hangi şeyi açsanız, hangi dilde hepsinde yaklaşık benzer başlıklarla duyuruldu Kavala'nın yeniden tutuklanma kararı. Bunun yanı sıra çok sayıda yorum da yer aldı. Biraz onlara bakmakta yarar var sanırım. Örneğin Carnegie Europe'da bir yorum, hem de Mark Pierre'ine, işte Mark Pierre'ine hepimiz hatırlayacağız. Türkiye delegasyonunda büyükelçi olarak görev yapmış Avrupa Birliği'ndeki önemli isimlerden birisi. O bir yazı yazdı. Pardon, Chatham. Evet, Carnegie Europe'da yazdı. Absürt, yani saçma. Bayağı bu kelimeyi kullanıyor. Saçma, tutuklama saçma, kararını. Absürt.
Evet, saçma yani, hani biz de kullanırız, o nedenle çok Türkçe'ye bile çevirme gereği duyurmadım. Absürt bir karar diye duyuruyor, saçma sapan bir karar diye duyuruyor yani. Devletin hukuk üzerindeki ve demokrasi üzerindeki etkisini gösteriyor diyor. Yani devletin son dönemlerdeki yapısına işaret ediyor. Genişleyen her konudaki işte aşırı ya da başkanlık sisteminden söz ediyor tabii. Başkanın her konuya olan yetki genişlemesini ayrıntılarıyla anlatıyor ve Türkiye'de demokrasinin geldiği durumu gösteriyor diyor. Gezi davası zaten siyasi bir davaydı başından beri de diye ekliyor. Bunun yanı sıra dediğim gibi çok sayıda bir kere parlamenterden, işte dışişlerinden yorumlar geldi. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir açıklama yaptı ve tutuklama kararını eleştirdi. Bu karar hani hukukun, siyasetin hukuk üzerindeki etkisini gösteriyor yorumları yapıldı. Avrupa Konseyi'nden sert bir açıklama geldi ve şu söylendi, o önemli gerçekten. Yargının dik durması lazım. Siyasi baskılar karşısında yargıya dik durun çağrısı yaptı yani, Avrupa Konseyi. Yargı varsa dik durur tabii ancak. Yani hani tabii hala kuvvetler ayrılığı ölçüsünden bakıldığı için Türkiye'ye hala normal işliyormuş gibi, bazı sistemler işliyormuş gibi bakıldığı için ya da bilinenler üzerinden yorum yapıldığı için sanırım böyle bir şey geliyor. Yani örneğin işte dediğim gibi Avrupa Konseyi'nden, Dışişleri Bakanlarından, parlamenterlerden, Amerikalı parlamenterlerden, senatörlerden tepki geldi. Af Örgütü, Uluslararası Af Örgütü uzun bir açıklama yaptı. Zaten davayı da izlediler Af Örgütü. Hem Büyükada davası hem de Osman Kavala davasını ve işte bu kararların siyasi olduğu yorumu yapıldı genel olarak. Türkiye'nin zikzak politikası diyor örneğin Mark Pierre'ini daha sonra, yani bu yazının ardından bir de tweet atmış. Türkiye'nin zikzak politikasının geldiği nokta, ödediği bedeller demiş. Özellikle son dönemlerdeki diplomatik konularda, yani Rusya ile Amerika arasında gidiş gelişini de değerlendirmiş ayrı bir şekilde bir tweet atarak. Bütün bu dinlediklerimizden Erdoğan'ın son derece başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bütün dünyadaki önemli siyasi akımları birleştirmiş durumda bu Gezi duruşması konusunda. Var mı bu duruşmanın son derece hukuki, normal, düzgün bir duruşma olduğunu öne süren herhangi bir global medya organı? Yani hani bırakın şeyden, batıdan, doğulu şeylerden bile yok. Yani medya organlarından bile böyle bir şey yok. Bir de son dönemlerde üstüne üstlük de Türkiye'nin Suriye'deki ve Libya'daki rolü konusunda uzun ve ayrıntılı yorumlar var. Yani Türkiye'nin şu son dönemde durumla ilişkin tek bir olumlu haber yok. Ama en çarpıcı haberlerden birini yine söyleyeyim. Chatham House, ki hani oldukça böyle şeydir, etkili, prestijli. Prestijli mi diyelim? Peki öyle diyelim. Ya da işte hani yerinden yorumları genellikle de tuttururlar bu yorumları. Konuşulanların dışarı çıkmadığı, değil mi? Chatham House kuralları evet, olarak öyle denir. Evet. Çıkmış yani ama orada yayınlanan bir yazı var. Chatham House'da 2018'den daha büyük bir kriz geliyor Türkiye'ye uyarısı var. Yani hani olumlu haber var mı? Olumlu haber yok ama olumsuz haberler konusunda hiç de öyle şey değil yani, epeyce ağır başlıklar var. Tabii son dönemde hani bunun dışında Büyükada davası ve Kavala davası dediğim gibi ayrıntılarıyla yer aldı. Hem diplomatik alanda hem medyada. Ama bunun yanı sıra tabii özellikle de işte Rusya ile izlenen siyaset, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak izlenen siyaset konusunda da epeyce yorum vardı. Ve Türkiye'nin işte zikzak politikası, dediğim gibi Mark Pierre'ine öyle bir deyim kullanmış. Biz tahterevalli diyorduk herhalde, tahterevalli politikası. Son dönemde
dönemlerde geldiği nokta, işte Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden yeniden bir takım füzeler istemesi, buna ilişkin yorumlar oldukça yoğun bir şekilde var. Ama şunu söylemek lazım, Batı medyası, yani özellikle de Avrupalı medyada Suriye meselesine... Tam onu soracaktım. Evet, biraz farklı yaklaşılıyor. Yani Türkiye, yani farklı yaklaşılıyor derken şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin burada hani oraya girmesi, Türkiye'nin Rusya'ya karşı bölgeye girmesi adeta destekleniyor. Çünkü ağır bir şekilde insan hakları ihlalleri, özellikle Rusya'nın ve Suriye rejiminin İdlib'deki insan hakları ihlallerine, işte her zaman olduğu gibi çocuk ve aile görüntüleri üzerinden çeşitli yorumlar yapılıyor. Örneğin BBC muhabirinin dün bir haberi vardı. İstanbul'dan bildirmiş ama İstanbul'dan bildirirken örneğin Suriye'de İdlib de yaşayan işte bir baba kızın görüntüleri üzerinden bayağı acıklı bir hikaye anlattı bize. Tabii ki bunlar yaşanıyor. Bunların olmaması mümkün değil savaşın olduğu yerde. Ama öbür tarafta neler yaşandığına ilişkin şeyler vermiyor. Yani biraz daha böyle devletler arası ilişkileri gösteren izler görüyoruz. Özellikle BBC'de bu yoğun bir şekilde görünüyor. Diğer kanallarda var. Yani örneğin Sky News açtığınız zaman işte ya da CNN'i açtığınız zaman da benzer şeyler görüyorsunuz. Türkiye'nin adeta Suriye'ye girmesi bu ülkeler tarafından destekleniyor. Çünkü Suriye'deki savaşın bitmesi muhtemelen bu ülkelerin şimdilik işine gelmiyor. Belki silah satışlarıyla ilintilendirebiliriz bunu. Belki İsrail'in konumuyla ilintilendirebiliriz. Ya da şunun da ilintilendirenler var tabii. İran'a karşı Türkiye'yi bu yolla, yani Rusya'dan uzaklaştırarak hem de Türkiye'yi İran'a karşı bir güç olarak NATO'nun yanında tutmak. Evet, aslında var. Tabii Armağan, bu söylediklerin yeni değil gibime geliyor bana. Sen de hatırlayacaksın çünkü sen de 3 aşağı 5 yukarı aynı kaynakları izliyorsun. Çok basit bir kıyaslama yaptığımızda daha 2018 Ocak ayındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'ndan son ne Barış Pınarı Harekatı'na kadar TSK'nın Suriye'deki olumsuz insan haklarına, savaşa, yani savaş hukukuna bile aykırı olan eylemleri konusunda Batı basınının çok az yer verdiğini, ama söz konusu olan Suriye rejimi, bir de bir rejim diye bir laf çıktı biliyorsun. Halbuki oranın resmi devlet hükümeti onlar ve Rusya'nın yaptıkları mutlaka çarpılarak, 3 ile 5 ile çarpılarak anlatılıyor. Yani dolayısıyla burada senin söylediğin gibi bir çifte standart var ve çok iyi oldu söylediğin. Tek bir farkla o dönemden, yani tek demeyeceğim ama önemli bir farkla o zaman Rus medyasında da Türkiye'nin operasyonuna ilişkin eleştiriler yoktu. Şimdi ise Rus medyası yoğun bir bombardımana tutuyor Türkiye'yi ve bunlar, yani gösterilen şeyler büyük ölçüde propaganda malzemesidir yorumları geliyor Rus medyasından. Öyle bir fark var şu anda. Ben Rus medyasını başka bir kenara koydum. Çünkü onlar da duruma göre bazen Türkiye'nin önünde, hayır, bazen arkasında olabiliyor. Burada çıkarları çatıştığı için farklı bir noktada şimdi. Evet. Yani hani gazetecilik anlamında söylemiyorum. Sadece onu söylemeye çalışıyorum. Hani o hareket sırasında, çünkü Rusya'nın da belli ölçülerde desteği vardı. Ama bu sefer o destek Rusya'dan gelmiyor. Tabii. Doğru. Çünkü işte, Rusya ile Türkiye şu anda karşı karşıya gelmiş durumda. Sadece Suriye'de değil, aynı zamanda Libya'da. Çünkü Libya konusunda da benzer haberler var. Tabii tartışmalar da var bu konuda. Yani hani Türkiye nerede duruyor? Nereye kadar gidecek? Ne yapmaya çalışıyor? Şeklinde tartışmalar da var. Örneğin bir yorum vardı. Ben bugün uzun uzun okudum, hem de İsrail medyasında, hem de bayağı böyle İsrail yanlısı, hani sıkı bir Netanyahu yanlısı bir yazarın yazdığı bir yazı vardı. Ne diyor? Türkiye ve İran kaybediyor diyor. Ve biz bunu adım adım hazırladık aslında diyor. Yani biz dediği Amerika, Mısır ve İsrail'den söz ediyor. Bu üçlüden özellikle de işte zaman zaman Lübnan'ı da içine katıyor. Bu sona hazırladık, artık
İran ve Türkiye'de hani bu politikanın sonuna geliniyor diyor. Uzun uzun Sudan meselesinden söz etmiş. Sudan'da nasıl Türkiye'nin en yakın, Türkiye'nin ve İran'ın en yakın arkadaşı Ömer El-Beşir'in işte yönetimden uzaklaştırılması ve şu anda İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanıyor olması. Lahey'e gönderiliyor. Evet, Lahey'e gidecek olması. Ve ondan sonra gelinen nokta, yani şimdi de sıra Türkiye ve İran'da. Hani darbe anlamında öyle bir şey söylemiyor ya da işte yönetimden uzaklaştırılma anlamında bir şey söylemiyor. Onu ayrı tutuyorum da, yani yeniliyor artık bizim yürüttüğümüz politikalar karşısında yeniliyor diye bir yorum evet, vardı. Evet, görmüşsündür. Bu görüşü işte. Abdullah Gül de telaffuz etti. Dünyada siyasal İslam geriliyor dedi. Yani İsrail'le evet, alakası evet. Yok tabii onun ama demek ki onlar da bu şekilde görüyor. Yani o tabii seçimlerle de ilintilendirmiş falan, yani daha politik bakıyor evet. İsrail açısından bakıyor ama İsrail açısından bakarken doğru. Dediğim gibi Türkiye ve İran'ı da artık bu şeyle hem Libya hem de Suriye ile birlikte kaybettiğini, Orta Doğu'da kaybettiğini söylüyor. Erk, ekleyeceğin, soracağın? Yok, aslında bir şey eklemeyeceğim. Biraz şeye vurgu yapmak isterim. Yani Abdullah Gül konuşuyor. Siyasal İslam kaybediyor diye de bize unuttuğumuz zannediyor kendinin nasıl bir siyasal İslamcı olduğunu. Şimdi bu da çok acayip bir şey. Ciddi alma, ben öyle laf olsun diye söyledim. Ama Abdullah Gül konuşması uzun sürmez yani. Buradan şuna da bağlayacağım. Aslında sizin de söylediğiniz gibi Armağan abla, Avrupa'daki iki yüzlükte devam ediyor. Hala beyaz baretliler fantezisi peşinde koşuyorlar ve bir romantize etme durumu görülüyor. Bir de şunu eklemek isterim belki nacizane. Libya'daki ve İdlib'deki durumu hep biraz birbirinden ayırıyorum. Orada Rusya'nın sanki biraz Türkiye'ye göz yumar bir havası var. Çünkü İdlib Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından cihatçı çöplüğü olarak tanımlanıyor. Ve Rusya o çöplüğü boşaltmak istediği için dolayısıyla Libya'daki o karmaşık ilişkileri biraz görmezden geliyor gibime geliyor. Aslında Erk, ben sana hemen katılıyorum. Bunu sadece Libya için değil, Suriye için de ben benzer bir durumu evet. olduğunu düşünüyorum Putin'in. Çünkü Rusya daha etkili bir şekilde durdurabilir Türkiye'yi. Yani böyle şey duruyor, geri duruyor. Hem Libya'da hem Suriye'de. Türkiye'nin tam ilerlemesine izin vermiyor ama tamamen çıkın noktasına da getirmiyor. Evet. Sanki hem Esad'ı hem de Libya'da Hafter'i bu yolla tamamen kendisine bağımlı hale getiriyor. Çünkü Hafter daha önce bir itiraz etti Putin'e. O noktada mesela Türkiye'nin hareketine izin verdi Rusya tarafı. Dolayısıyla hem Putin'i, pardon, hem Hafter'i hem de Esad'ı hani bir anlamda dizginlerini elinde tutmak için sanki Türkiye'yi kullanır bir hali de var. Bir şey ekleyeceğim. Bir sorun var tam bu noktada. Bir sorun var. Ne oluyoruz? Heyecanlanmıyorum. Şunu sormak isterim Armağan abla. İki gün önce yine Sarraç'la görüştü İhvancı hükümet Libya'da. En son görüşmeyi biliyorsunuz Haziran ayında yapmıştı. Temmuz ayında yapmıştı Sarraç'la ve Haziran ayında şunu söylemişti. Ben Libya'ya silah temin ediyoruz biz demişti. Ve Sarraç'la o görüşmenin ardından çok yoğun miktarda silah gönderilmişti Libya'ya. Şimdi şunu sormak isterim. Bu iki gün önceki görüşme ne anlama gelir sizce? Yani dediğim gibi orada sanki böyle bir Libya'da, çünkü Libya'nın geleceği konusunda daha henüz kimsenin bir şeyi yok. Hani öngörüsü yok. Mesela bugün yine bir başka yorum vardı. Şimdi nerede okuduğumu da unuttum. Mesela şey diyor, Türkiye kazanana oynamıyor. Türkiye aslında ya da ille de kazanan tarafta olmaya oynamıyor. Hem Libya'da hem işte Suriye'de hem de diğer bölgelerde. Çünkü bakıyorsunuz hangi taşı kaldırırsak altından Türkiye'ye çıkıyor. Hani sahada ben de varım, masada ben de varım. Bu şeyden ben de pay alacağım anlamında sürekli bir yerlerde olmaya çalışıyor ve dolayısıyla hani Türkiye'nin
Türkiye'nin değil aslında bir anlamda Türkiye'yi yönetenlerin ne kadar önemli olduğu, bir telefonla işte görüşebildiği, işte atıyorum 10 kişi ölüyor bir yandan ama ardından işte telefonla görüşme sağlanıyor falan. Yani hani böyle bir şey yürüyor sanki. Böyle bir yorum da vardı. Hani Türkiye ille de kazanan tarafta olmaya değil, sahada olmaya oynuyor. Dolayısıyla hani neresi olursa olsun ben gireyim, orada olayım. Bana da bir şey düşer nasıl olsa buradan. Hiçbir şey düşmezse işte dünyada İçeriye konuşulur dedim. Olurum. Belki. Evet. Evet. Ya da işte dünyada da konuşulur olurum herkes tarafından. Örneğin BBC'yi açtığınız zaman, CNN'i açtığınız zaman mesela Suriye konusunda işte bir rejim konuşuluyor, Esad konuşuluyor, Amerika, Rusya'nın tutumu, bir de Türkiye konuşuluyor. Şimdi iyi konuşulmuyor ama. İyi konuşulmuyor. Biliyorsunuz reklamı. bir şey ekleyeceğim gezi konusunda, bu önemli. Reklamın iyisi kötüsü olmaz meselesinden de çıkalım. Süremiz doluyor hızlıca. Tek bir cümle söyleyeceğim zaten. Gezi'den sonra Türkiye'nin yönetim anlamında değil ama İnsanların, sokaktaki insanların Türkiye'denim dediğiniz zaman insanlara bakış açısı değişmişti. Doğru. Çünkü o şeydi, yani sempatiyle yaklaşıyorlardı. Aa, Gezi falan diye. Yani böyle bir şey oluşmuştu, farklı bir hava oluşmuştu. Bu tutuklama kararı ve buna gelen sessizlik üzerine Batı'dan da öyle çok fazla ne sokaktan, evet, ne medyadan öyle çok fazla bir şey gelmedi. Çünkü bu sessizlik... Olumsuz. Herhalde herkes tarafından görülüyor. Armağan, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Erk, birinci bölüm bitiriyoruz. Aha. Aslında Mehveş sayesinde Gezi'nin hem bizatihi kendisi, evet, duruşmayı ve duruşmanın arka planına, gerçi arka planı da biraz zor, hukuk, adalet, yargı olmayan yerde onları saptamak ya, ama. Çok farazi oluyor işte, evet, yani. Yok, mecburen. Arkasından da Armağan'ın verdiği bilgiler sayesinde bunun dış dünyada nasıl yankılandığını gördük ki, yani hani insan bir tane de olumlu örnek olur değil mi? Yok, çıkmıyor. Yani aslında, evet, sırf Kavala veya Gezi duruşması ile ilgili değil. Ben ne bileyim, en az 3-4 aydır her hafta işte sürekli bu programa hazırlıyordum global medyayı. Bir tane bile olumlu haber yok yabancı sadece medyada. Sadece Batı medyasında değil ki, aynı şey Arap medyası içinde geçiyor. Aa, evet, yani, onu da söyledi. O da yani önemli. Yani o kadar şey ki, o kadar da aslında hani şu metaforun dışındayız. Hani yazık ettiniz, ülkeyi Avrupa'da rezil ettiğiniz gibi bir şey değil. Ama yani hakikaten biraz utanç vesilesi oluyor. Bakın şimdi Suriye milletvekili tweet atıyor, diyor ki yani niye El-Kaide'ye siz askerleri, El-Kaide'yi korumak için bizim başımıza Türk askerlerini yolluyorsunuz, bu çocuklara yazık değil mi diyor. Ya bu çok, yani insanı çok üzen bir şey gerçekten yani. Suriye milletvekili Türkiye'nin, evet, Türkiye'nin ve Türk yani askerlerinin El-Kaide diyor açık açık. Öyle, ve doğru. Dünyada da bu işi böyle kodluyorlar artık. Kanıtlanmış durumda. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Saat başı yeniden bir arada olup gündemimizdeki diğer konulara gireceğiz. Saat başı yeniden bir arada olmak dileğiyle.